Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Do It Yourself kanalımıza ve bugüne yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz dosya. Yani bugün çok büyük bir projemiz var arkadaşlar. Öncelikle bir dosyamızı size tanıtalım. Bu dosya arkadaşlar yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam 2-3 aydan beri var. Bu normal bir dosyaydı. Yani bu normal siyah bir dosyada buna güzelce bir şekil vermiştik. Yani bunun içine de mesela bir şey, güzel bir şey boyadığımız zaman koyuyoruz ya da hani güzel yapışkanlarımız olduğu zaman da içine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu dosyamızı kendimiz yapmıştık. Bugün de arkadaşlar yine bu dosyayı güzelleştireceğiz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi işte şu folyolar böyle dalgalı oldu. Birazcık beni sinir ediyor. Yani sinir ediyor derken hani çok böyle güzel gözükmüyor. O yüzden de şu kılıfını yine değiştireceğiz arkadaşlar. Bu videoda da tabii ki de izleyip siz de yapabilirsiniz. Hiç de zor değil. Bir de neyle yapacağımızı da size göstereceğiz şimdi. Şimdi onun için tek bir makas lazım. Bir kod lazım arkadaşlar. Bir de orada da demin gördüğünüz gibi böyle küçük küçük başka yapışkanlar da lazım. İşte gördüğünüz gibi işte iki tane cebini kestik. Bir de kodun böyle bacağını da kestik. Öyle diyeyim şimdi size. Ama annenizin ya da babanızın bir kot pantolonu aldın arkadaşlar. Yani eski bir kot pantolonu, öncelikle bir sorun. Hani eski kot pantolonu var mı diye, o zaman alın. Çünkü sizin kot pantolonunuz birazcık küçük gelir o yüzden. İşte tabii ki de böyle yapışkanlarımız da var arkadaşlar. Birazcık daha güzel gözüksün diye. İşte kaktüsümüz var, muzumuz var, gözlüklerimiz var, pizzamız var, ananas var. Yani ne ararsanız var, öyle diyeyim size. Tabii ki de siz de hani yapıştırmanıza gerekmiyor. İlla hep hani illa aynısını kullanmanıza gerekmiyor. Başka yapışkanlar varsa başka bir şeye de yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Biz tek tabii ki de gösterme amacıyla. Tabii ki de arkada gördüğümüzde de sıcak tutkal tabancası. Sakın yalnız başımıza ondan çalışmıyoruz. Annenizden babanızdan yardım alın. Şimdi dosyamızı alıp kot pantolonumuzun üstüne koyuyoruz. Gördüğünüz gibi işte yani bu bir yetişkinin kot pantolonu anca yetiyor. O yüzden de size dedim hani annenizden babanızın kot pantolonu alın diye. Önce böyle kot pantolonun üstüne koymanız lazım. Şimdi de kesiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işte kot pantolonumuzu şu an kestik. Tabii ki de şimdi dosyamızı onun içine geçiremeyiz. O yüzden de bir yerden daha kesmemiz lazım. Ama nereden kessek diye düşünüyoruz. Aslında hani o dikişi mesela üstünde böyle kalsa, böyle gözükse daha çok güzel olur diye düşünüyoruz. Herhalde böyle olsa bence daha iyi. O yüzden de o yan tarafından keseceğiz arkadaşlar. Bir bakalım ne yetecek mi? Herhalde anca yetiyor, öyle diyeyim size. Yani yetmese de daha yeterince kot pantolonlarımız var. Keseriz, yine yapıştırırız oraya bir şey. Şimdi bir açalım bakalım. Evet, aynen böyle. Hani dosyamızı böyle içine koyarsak onu da oraya yapıştırabiliriz. Ama fazla da hani sert de yapıştırmak istemiyoruz. Çünkü hani içindeki şekli de bozulmasın diye arkadaşlar. Evet, şimdi açtık şimdi komple dosyamızı. Şimdi böyle yaparsak evet, her yere kod da tamam. Bence oldu gibi gözüküyor. Değil mi arkadaşlar? Siz ne dersiniz? Bence oldu. Hani boydan oldu. Şimdi de birazdan sıcak tutkal tabancamızı alıyoruz. Dediğim gibi yalnız başınızdan yapmıyorsunuz. Annenize babanızdan yardım alın. Çünkü çok sıcak arkadaşlar. Elinize menize gelirse yanar. O yüzden de yalnız başınıza yapmayın. Şimdi de yavaş yavaş başlıyoruz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işte 3 yerini yapıştırdık. Şimdi de tam da oldu işte. Orası da yapışık kaldı. Orası da yapışık değil mi? Bir şey de çıkmıyor. Evet, her şey, her yer yapışık bence. Bunu da işte ta oraya kadar yapıştırdık arkadaşlar. Yine orasını da tabii ki de geri kalanları da birazcık keseceğiz. Böyle bence hiç güzel gözükmüyor. O yüzden de geri kalanları da işte kesebilirsiniz ya da böyle çekebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl isterseniz tabii ki de. Evet, gördüğünüz gibi birazcık da kaldı arkadaşlar, orası açık. O yüzden de orasını da birazcık yapıştıralım. Yani komple yapışmayan bir yer kalmaması lazım. İşte böyle yavaş yavaş her yerini, hani kalan yerlerini yine yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her yerine kadar yapıştırdık. Şimdi geri kalanını kesiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işte hızlı bir şekilde oldu. Yani hızlı bir şekilde işte her yerini, geri kalan yerini kestik. Yine makastan böyle üstünden geçiyoruz. Yine bu ipleri çıksın diye arkadaşlar. Çünkü fazla iyi gözükmüyor. Hani fazla böyle ipler çıktığı zaman. Yine geri kalan azıcık yer kalmış yine. Evet arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi kot pantolonundan dosyamızı güzelleştirdik. Ama daha bitmiş durumda değiliz. Yine cebe alıyoruz. Mesela bir cebi de yapıştırdığınız zaman istediğiniz mesela kalem falan da sokabilirsiniz o cebin içine. Güzelliği olan da o. Evet arkadaşlar, şimdi ceplerimizi de yapıştırdık gördüğünüz gibi. Şimdi de bu yapışkanları alıp yapıştırabilirsiniz işte istediğiniz yere, daha çok güzel gözüksün diye. Dediğim gibi ister yapışkandan yapıştırabilirsiniz yani bununla alan, ister de bırakabilir, böyle de bırakabilirsiniz tabii ki de yoksa. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işte hızlı bir şekilde yine işte bunları yapıştırdık. Dosyamız bitmiş durumda. Ama size doğrusunu söylesem arkadaşlar, o kadar güzel gözüküyor ki şu an. Hayatımda böyle güzel bir dosya görmedim doğruya doğru arkadaşlar. Yani bu gözlük acayip olmuş. Bu arada da arkadaşlar, abone olmadıysanız abone olun, çok sevinirim. Yorum da atmak isterseniz tabii ki de yorum da atabilirsiniz arkadaşlar. Bir de unutmuyoruz, çana bastığımız zaman da videoda falan da kaçırmıyoruz. Umarım işte videomuz da hoşunuza gitmiştir. Yani çok güzel bir projeydi bence. Siz de hani böyle bir dosya alan okula falan giderseniz herkesin ağzı açık kalır kesinlikle arkadaşlar. Dediğim gibi yorum atın. Bir daha abone olmadıysanız abone olun. Evet arkadaşlar, benden de bu kadar. Biliyorum beni çok üzeceksiniz ama benden de bu kadar. Bir dahaki sefere ve gitmiyorum, tamam. Şaka yaptım, gitmiyorum. Buradan. İşte dosyamız bu arkadaşlar. Ama maalesef gitmem lazım arkadaşlar.
Benden de bu kadar. Bir dahaki sefere ve bir dahaki sefere ve bir dahaki sefere görüşmek üzere.